Hepinize uzun bir aradan sonra merhaba dostlar biliyorsunuz ki yaklaşık 2 ay gibi uzun bir süre boyunca hiçbir strateji hiçbir video paylaşmadım ee, çünkü o zamandır ben trade etmiyorum arkadaşlar ee, farklı işlere yöneldiğim için uzun bir süredir trade etmeyi bırakmıştım. Ki zaten ondan sonra dolununun çöküşü, işte Bitcoin'in 20 bin dolara kadar hatta 17 bin dolara kadar düşmesi gibi çok fazla ağır şeyler yaşandı ve birçok insan borçla para kaybetti arkadaşlar. Ben de sizlere fayda sağlayabilmek adına en azından yapacağınız teknik analizlerde size yardımcı olmak adına bir strateji hazırladım ve bu stratejiyi sizlere paylaşıyorum şimdi de arkadaşlar. Bu Bir büyük çöküşler gerçekten arkadaşlar birçok insanı batırdı. burada en yakın arkadaşım bile 50 bin dolar kaybetti ki hani batırılan paralar yanında 50 bin dolar bile hiçbir şey arkadaşlar. Çünkü işte Binance'in, FTX'in yatırım yaptığı Luna kaç milyar dolar ayrıca yatırım yaptı galiba 20 milyar dolar yatırım yapmış olduğu Luna battı arkadaşlar yani 60 milyar dolar bir proje bir şirket çöktü <laughs> hani e, bunun tabii ki de herkese etkisi dokundu arkadaşlar güzel bir projeydi gerçekten hani, e, uzun zamandır 2 dolarken hatta 1 dolarken almış olan arkadaşlarım vardı Luna'dan ve onların da hani tüm paraları ve servetlerinin büyük bir kısmı portföylerin büyük bir kısmı battı arkadaşlar. Ee, bu gibi durumlar borsada sürekli yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek. Uzun büyük bir saldırıydı ve e, sırayla zaten diğer coinlere de bu saldırı işlemleri, likidite olayları e, devam ediyor arkadaşlar. Farklı coinlerin yine likiditelerine çöküp açıktan satıyorlar bu merkeziyetsiz e, coinleri özellikle. E, bu saldıran taraf e, bunları hedef almış durumda ve birçok bulunmadan sonra proje yine çöktü arkadaşlar ve en sonda işte bitcoin'in de 17.000'e kadar gerilemesi e, şeydi. Yine e, bu yapılan saldırılar neticesinde yine bitcoin de etkilendi ve borsada çok büyük bir korku endeksi oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi ben de e, uzun bir aradan sonra yine bu boşlukta size video çekmek istedim çünkü birçok arkadaşımız zaten çok pis zarar etmiş arkadaşlar. Ve ben de sizlere yardım etmek adına en azından e, 4 saatlik veya günlük grafikte uzun vadeli trade'lerinizi daha sağlam zemine hazırlamanız için e, bir strateji paylaşacağım dostlar. Şimdi dilerseniz stratejinin detaylarına geçelim. Arkadaşlar 3 farklı indikatörden oluşuyor ve üçü de tamamen ücretsiz e, bu stratejideki indikatör ve e, bu indikatörün alt taraftaki mesela Woman Chu'nun zaten değeri 250 dolardı yanlış hatırlamıyorsam ve ücretsiz oldu bu da arkadaşlar. Kanalımda bununla ilgili çok detaylı videoda yer almakta. Sizlere şimdi basit bir şekilde e, bir strateji göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi ilk indikatörümüz VWMI Volume Weight Moving Average arkadaşlar. Moving Average'den birazcık daha bir tık daha iyi bir indikatör. O yüzden bunu kullanıyorum. Buna ekliyoruz. İkinci olarak eklediğimiz indikatör SSL Channel. Bakın SSL Channel Miss 2'nin yapmış olduğu indikatör. Bunu da yine grafiğimize ekliyoruz. Üçüncü ve son olarak arkadaşlar Woman Chun'un yapmış olduğu Cyper B indikatörünü ekliyoruz. 13.000'lik binlik bir indirmesi var zaten. Bu 3 indikatörü indirdikten sonra hemen 4 saatlik veya günlük grafiği alabiliriz. Şimdi dilerseniz ayarlarına geçelim. Bakın mançudan başlayabiliriz. Ben ee, şöyle göstereceğim. Siz zaten videoyu durdurup bu ayarları kontrol edersiniz. Sizler de aynı mı değil mi diye bakarsınız. Sağ tarafta zaten bir değişiklik yapmadık. Sadece sol taraftaki birkaç şeyin tikini kaldırdık arkadaşlar. Onları şöyle hızlıdan ben bir e, göstereyim sizlere. Videoyu durdurup kontrollerinizi yapıp düzenlemenizi ona göre yaparsınız arkadaşlar. Bunlar şu an bu şekilde. Stil tarafında da yanlış hatırlamıyorsam birkaç düzenleme yapmıştık. Siz de bir kontrol edin arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmasın. Stil tarafındaki ayarlarımız da bu şekilde. Görünükte zaten hiçbir şey yok. Şimdi SSL channel'ımıza gelelim. Burada da girdiler kısmındaki ayarlar aynen bu şekilde olacak dostlar. Stereo kısmında yine bu şekilde kalıyor. Ee, volume Weight Mobile Average'ımızda ise uzunluğu 200 yapıyoruz arkadaşlar. Stilinizi kafanıza göre rengi değiştirebilirsiniz. Şimdi stratejiye geçelim arkadaşlar. Bizim ilk al ve ilk sat sinyallerimiz neler? Önce onlardan başlatın. Bakın. İlk olarak arkadaşlar bizim için bir alt sinyal oluşturan şey bakın alt taraftaki şeyler aslında alt tarafta bir nokta var bakın yeşil noktalar al sinyali kırmızı noktalar saat sinyali eğer şurada görmüş olduğunuz gibi bakın üst tarafta da bir noktalar var ya bu gelen ikili noktalar arkadaşlar güçlü sat sinyalidir keza alt tarafta da olursa aynı şey alt tarafta da oluyor yine ikili bir şekilde e, nokta gelmişse onlar da güçlü alt sinili oluyor arkadaşlar bizler için şimdi şöyle yine e, çizimlerimizi kaldıralım İlk olarak bizim bakacağım şey 200'lük RSI eğer grafimiz 200'lük RSI yani şöyle gösterecek olursak 200'lük RSI'nin üzerine çıkmış ve bir mum kapatmışsa bu bizim bir alt sinyalimiz oluyor arkadaşlar bu ilk bakacağımız şey ilk bakacağımız sinyal bu İkincisinde eğer e, bakacağımız şey alt taraftaki yine RS'ye bakıyoruz öncesinde bir yeşil olarak bir alt sinyali gelmişse veya aynı noktada bir alt sinyali gelmişse bu da bizim yine bir al pozisyonumuzun teyit oluyor arkadaşlar. Üçüncü ve son olarak bakacağımız şey e, bu SSL channel'daki bu üst taraftaki e, sinyal arkadaşlar. Grafik yani e, buranın üstüne çıkmışsa arkadaşlar bu bölgelere gelmişse bu bizim için bir al sinyali oluyor işleme nasıl gidiyoruz peki böyle bir pozisyonda arkadaşlar alışımızı alıyoruz ve buradan bir e, long pozisyon açıyoruz short işlemimizi e, ben genelde bu kanalın içerisine koyarım yüzde ikilik e, bir yere short koyarım veya bu kanalın yarısını arkadaşlar koyabilirsiniz shortunuzu yarısına koymanızı çok fazla önermem hani stop olma ihtimaliniz var o yüzden %2'lik %3'lük bir bölgeye tam kanal işleminizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Ve hani e, bunu uzatıp karınızı ve sobunuzu arttıra arttıra işleminize devam edebilirsiniz. Bakın normal şartlarda bizim e, bu işlemi e, satacağımız bölgeler alt tarafta görmüş olduğunuz gibi şu ikili e, çizgilerdir veya tekli kırmızı noktalardır arkadaşlar. Yani bunlar bizim genel itibariyle satış pozisyonlarımız oluyor. Birçok noktada hani bunlarda etkili bir şekilde çalışma çalışabiliyor. Hani bunlara göre uyup yine bakın burada bir alseye gelmiş. Yine burada bir alım yapıp tekrar buraya geldiğinde satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani bu noktaları göz önünde bulundurun muhakkak. Şimdi grafiğimizi sıfırlıyoruz ve bu son zamanlarda Bitcoin'in grafiğine bir daha bakalım arkadaşlar. Bu bir kere görmüş olduğunuz hani grafik normal bir grafik değil. Yani bu birçok teknik analizi çökertmiş bir şey zaten ama hani buradaki RSI bir şey, Moving Average muhabbeti burada da zaten hani güzel bir şekilde çalışıyor. 200'ün altına düştüğü zaman grafik yine bir düşüşümüz gelmiş. Keza hani e, benzer yerlerde üstüne çıktığı zaman alacağı da hani e, yükselişi de burada gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Şunları şöyle kaldırıp çizimleri e, sıfıralım hemen. Şimdi arkadaşlar ben size bunun mentalitesini anlatmak istiyorum. Hani Tamam da neden hani bunun üzerine çıkınca artıyor, bunun üzerine çıkınca düşüyor diye sorabilirsiniz. Ki sormalısınız da hani hiçbir teknik analize sadece ben anlatıyorum diye veya başka insanlar anlatıyor diye bağlı kalmayın. İşin mantığını öğrenin arkadaşlar. Bu neden böyleymiş diye sorgulayın. Sorgulamak sizin elinizdeki en büyük güçtür ve bunu muhakkak kullanın arkadaşlar. Şimdi Buradaki sistem tamamıyla arz ve talebin yerlerini belirlemeye dayalı şeyler aslında. Genel teknik analiz tamamen buna bağlıdır. Yani bir ayakkabı alacaksınız, Ayakkabının fiyatı 200 TL'dir. ayakkabı almak istiyorsunuz ama ucuzlamasını beklediniz. 50 TL'ye düştü. Yani 50 TL'ye düştü o ayakkabı alırsınız. Ve sizin gibi düşünen birçok insan 50 TL'nin o ayakkabı almak isteyecektir. Yani bu da arkadaşlar talebin artmasını sağlayacak. Talep arttığında ise fiyat da yine doğru orantılı artar. Yani buradaki temel şey arkadaşlar insanların nerede almak istediği ve nerede satmak istediklerini öngörebilmekten ibaret. Burada arkadaşlar yine sadece bunlara da bağlı kalmanızı önermiyorum. Sizin e, yapacağınız şeyler burada mesela eee destek ve direnç, işte tren çizgilerini muhakkak koyun ve onları kontrol edin arkadaşlar. Mesela aslak bir şekilde buraya bir destek noktası koyduğumda yani en azından bir yorumlama yapabiliyorum. Diyorum ki bak e, hani burası zaten daha önce buradan insanlar almak istemiş, fiyat artmış. Yine insanlar ucuzlamış bak burada da ucuzlamış burada da almak isteyecekler ve fiyat yine artacak gibi bir e, şey yapabiliyorum arkadaşlar. Mesela e, bu gibi şeylerde de şurada yine çok büyük bir düşüş gelmiş. Ve bu grafik kırıp altına düşmüş arkadaşlar. Zaten büyük bir düşüş almış. Burada uzun vadeli bir düşüş yaşanmış. Demek ki talep azarmış. Hani kısa vadeli olanlar bunları kampanya gibi düşünün arkadaşlar. Bakın kısa vadeli şeylerde hani gerçekten kısa vadeli mesela birkaç çubukluk bu geç kaç günlük yapıyor 20 Ocak'tan 26 Ocak şey bu yaklaşık bir aylık bir süreç mesela buradaki süreç bir aylık bir süreç. Buradaki şeye baktığımızda yine çok çok daha uzun bir süre olduğunu gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereceğim sizlere gösteremiyorum. Bakın yaklaşık olarak 24 Şubat'tan Mayıs'a kadar Şubat, Mart, Nisan, Mayıs yani 3-4 aylık bir süreçte arkadaşlar yani ilk defa teyit almış ve gitgide düşen bir kanalı izlemiş mesela bu tarafta. Hani buradan şunu yorumlayabiliyorsunuz. Zaten hani kampanya tarzında olmamış. Bir anda insanların bu ürüne olan ilgisi azalmış. İnsanlar ürünü satmaya başlamış ve talep azalmış. Buna bağlı bir düşüş gelmiş diyebiliyorsunuz. Ama hani e, bu gibi kısa vadeli bir ay veya 4 saatlik diye baktığımız için daha kısa zamanlarda hani destek ve direnç noktalarına edilen temaslarda genelde yine bir yükseliş gelir. Çünkü bunlar kampanya gibidir aslında. Hani bu şekilde yorumlamanızda fayda var. Ucuzlamış, fiyat ucuzlamış, insanlar hani alsın satın alsın hani ucuzlamış ve yine artacak kısa vadeli kampanyalar olarak düşünebilirsiniz bu gibi şeyleri. Hani bunları niye anlatıyorum arkadaşlar size? Çünkü bilinçsiz trade ediyorsunuz. Gerçekten bilinçsiz bir şekilde trade ediyorsunuz ya. Yani hani sırf bir şey yüzde olarak artacak diye hani düşmüş diye alınmaz. Bakın düşmesi bir etmendir. Artması için hani düşmesi büyük bir etmendir ama o düşmesinin arkasında birçok anlam var. Bakın zaten bir şey uzun vadeli düşüyorsa arkadaşlar o ürüne olan değer azalmıştır. Talep azalmıştık. Yani ee, insanlar o ürünü artık o dönemde satın almak istemiyorlardı. Ve yani e, bu kampanyadan bağımsız bir şey arkadaşlar. Bu ürünün ucuzlamasının e, şeyle alakalı değil. Ürünün değer kaybetmesiyle alakalı. Yani e, ürün ucuzlar, kampanya olur ucuzlar mesela. Bir şey olur ucuzlar. Ama ürün bir anda değer kaybederse, insanların ona olan ilgisi azalırsa, bu ürünün ne hani, artma ihtimali birazcık daha düşecektir veya işte. Bitcoin tarafında da uzun vadede en azından o ürünün değeri düşmeye devam ediyorsa bir, bir uzun sürede en azından devam edecektir ve sonrasında genelde yükseliyor arkadaşlar Bitcoin tarafında ama hani olay bu şekilde. Hani bu bilinci anlamanız gerekiyor. Bu bilince göre hareket etmeniz gerekiyor. Bakın hani e, bu şekilde düşmüş bir şey var hani siz e, birçok teknik şey çizebilirsiniz. Çizgiler atarsınız, destek direnç çizersiniz ama çalışmaz arkadaşlar. Çünkü işin sadece teknik tarafındasınız. İşin teorisine hakim değilsiniz bu iş psikolojidir. İnsanın anlamakla bitiyor aslında. Hani buradaki verileri inceleyip fiyatın daha önceki dalgalanmalarına göre bir trade yapabilirsiniz. Ama a, iş orada değil. Yani sizin yapmanız gereken şey bu kapitülasyonları araştırmak, kapitallerin e, yapmış olduğu trade'lere bakmak, işte e, borsaların e, bu gibi token'lara, projelere e, yaptığı yaptırımlar veya işte e, saldığı diğer imkanları mesela bir gözetmenizde fayda var. En güncel makaleleri, blokları, haberleri muhakkak takip etmelisiniz arkadaşlar. Çünkü gelen bir kapitülasyon, bir yasak o projenin tamamen kapanmasının tamamen bitmesine bile neden olabilir. Hani o yüzden bu gibi şeylere çok dikkat edin ve Yapacağınız trade'leri Sadece bu görmüş olduğunuz grafiklere göre yapmayın arkadaşlar Gerçekten işin e, Teorisine hakim olmak istiyorsanız ve bu işten Uzun vadede bir kazanç elde etmek istiyorsanız o işin projesine odaklanın Vermiş olduğu değere odaklanın arkadaşlar çünkü Buradaki asıl amaç o değerdir Yani yoksa diğer e, popülatif popülatif e, hani, Sürekli e, Popüler olan coinler, işte Dogecoin, Shiba gibi e, meme token'lar arkadaşlar sürekli olarak borsanın e, spekülasyonlarına bağlı kalan ve buna göre şekillenen token'lardır. Herhangi bir değeri yoktur, herhangi bir proje vaat etmiyordur, herhangi bir insanlığa katkı sağlamıyordur arkadaşlar. Hani, e, Luna'nın düşmesi bu yüzden kötü bir şeydi çünkü Luna'nın e, bir projesi vardı, bir sistematiği vardı ve e, bir değeri vardı. Herhangi bir meme token değildi ve o yüzden 2 dolardan 128 dolara kadar artmış bir token'dı. Hani e, bu gibi artışı yaptı, e, düşmesi yine hani yapılan farklı hatalardan kaynaklı ve alınan saldırıda saldırı edildikten sonra verdiği yanlış kararlardan kaynaklı bir sürü farklı etmen değeri. o tarafa girmeyeceğim ama hani e, LUNA dediğimiz token gerçekten sağlam bir projeydi. 60 milyar dolar e, piyasa payı vardı arkadaşlar ve hani sıfır da 60 milyar dolar diyoruz işte Binance'in FTX'in yatırım yaptığı bir e, proje. Hani insanlar e, o borsalar salak değiller affedersiniz ama hani yatırım yapıyorlar olaysa onların da bir birlikleri vardır ve yaptıkları yatırım gerçekten büyük yatırımlardı. Onlar da e, birçok paralarını kaybettiler Luna'nın çöküşünden sonra. Hani bu gibi olaylar oluyor ve bunlara siz iki çizgi çizerek tahmin edemezsiniz arkadaşlar o yüzden birazcık ufkunuzu genişletin birazcık güncel makaleleri güncel konuları takip edin insanların görüşlerini inceleyin tamam insanların görüşleri önemli olabilir ama onlara da bağlı kalmayın birçok görüşe e, en azından hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet bu video bu buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Şimdiden yapacağınız trade'lerde yapacağınız işlemlerde başarılar dilerim. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın.